Bugün de esanslı bir kişilikten bahsedeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nın büyük kahramanı Fatma Seher Erden. Yani namı değer Kara Fatma. Ufak tefek görüntüsüne nazaran bir o kadar büyük cesareti olan Kara Fatma, yeri geldiğinde esir düşmüş, yeri geldiğinde gazi olmuş, mücadeleci ruhundan ödün vermeyip istiklal madalyasını kazanmış ve bu madalyanın hakkını vermiş büyük bir kadın kahraman. Fatma Seher Erden, savaş zamanı 45 yaşındadır. Milli mücadelenin en ünlü kadın kahramanlarından biri olan Fatma Seher, askerlik hayatını Balkan Harbi'nde zor koşullar altında yanık kışla da öğrendi ve geliştirdi. Milli mücadelenin başında mücadeleye destek vermeyenleri bir fiil kendisi örgütlemişti. Mustafa Kemal ile bizzat konuşarak bu kutlu mücadelede görev almak, cephede bir fiil savaşmak istedi. Onun mücadelesi İznik cephesinde göğsünün sağ tarafına bir mermi saplansa dahi son bulmadı. 1944'te mücadeleye katılışını şöyle anlatıyordu. Mustafa Kemal'in huzuruna çıkabilmek için muhtelif kıyafetlere girerek 3 günlük bir mücadeleden sonra devamlı bir takibin neticesi olarak Sivas'ta öğle yemeğine davetli bulunduğu bir yere giderken Mustafa Kemal'i yolda yakaladım. Üzerimde çarşaf vardı ve yüzümde peçeyle kapalıydı kendisiyle bir mesele hakkında görüşmek istediğimi söyleyince ilk defa sert bir lisan kullanarak ne görüşeceksin dedi. Kalbimdeki vatan aşkı bu sert muameleye üstün geldi. Derhal peçemi kaldırdım ve İstanbul'dan buraya kadar sizinle görüşmek için geldim. Ve maruzatımı bir dakika dinlemeniz için ısrarla rica ediyorum dedim. Paşanın büyük takdirini alırken Mustafa Kemal Kara Fatma'ya şu yanıtı vermişti. Bütün kadınlar senin gibi olsaydı Kara Fatma. İşte o kutlu ismini böyle almış oldu. Kara Fatma. Kara Fatma ve onun emrindekiler büyük bir görev üstlendi. İzmit'teki cephaneleri Anadolu'ya taşıyorlardı. Hatta ve hatta Fatma Seher bu hareketlerin birinde esir düştü. Hatta işkence gördü. Ama bir yolunu bulup büyük kahraman memleket mücadelesini azimle sürdürdü. Birinci ve ikinci İnönü muharebelerine, Dumlupınar Savaşı'na, Sakarya Savaşı'na bizzat katıldı. Kara Fatma İzmit işgali sırasında 480 kişiyle yanındakilerle beraber omuz omuza Yunan işgaline karşı mücadele verdi. Zaferden sonra görevi bitmiş olan Fatma Seher yoklukla, yoksullukla bir hayat sürmesine rağmen kendisine bağlanan üst semaenlik maaşını "Ben bütün mücadeleleri vatanım ve milletim için yaptım. Bir beklentim yok." diyerek Kızılay'a bağışladı. Kara Fatma, yıllarca sürmüş olan bu mücadeleler sırasında eşiyle beraber iki oğlunu da şehit verdi. Memleketin kurtuluşundan sonra ise köşesine çekildi. Ömrünün son yıllarını İstanbul'da geçirdi. 2 Temmuz 1955 günü hayata gözlerini yumdu. Ancak ve ancak Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu fedakarlıklar bizlere çok büyük ders oldu. Ve hiçbir zaman Fatma Seher Erden namı değer Kara Fatma yüreğimizden silinmedi